Herkese yeniden merhaba. Bu videoyu sizlere İtalya'dan, Floransa'dan çekiyorum. Bir süreliğine buradayım. Dolayısıyla haftalık olarak yaptığım videolarda yine sizlere seslenmeye devam edeceğim. Bu hafta, yani 11 Ağustos civarında Jüpiter'in düzgün harekete döndüğünü görüyoruz. Aynı günlerde Uranüs geri harekete dönecek ve 11 Ağustos'ta Merkür de Aslan Burcu'na geçiyor. Esasında astrolojik açıdan ilginç bir görünüm var. Çünkü Jüpiter, Merkür ve Uranüs bunlar hep akla karşılık gelen, öğrenmeyi, fırsatları, kendini geliştirmeyi anlatan gezegenler. Jüpiter bir dış gezegen. Geri hareketi Güneş'le ilişkisine bağlı olarak değişiyor ve Jüpiter Güneş'le üçgen yaptığında geri harekete geçiyor. Sonraki üçgeninde de tekrar düzgün hareketine dönüyor astronomik olarak ve bu dönemler esasında Jüpiter'in getirdiği imkanları, fırsatları değerlendirmek açısından da önemli zamanlar. Yani Jüpiter düzgün harekete dönerken esasında bir süredir beklemede kalan, belki bir süredir düşündüğümüz konuları, fırsatları yeniden değerlendirmemizi kolaylaştırıyor. Jüpiter uzaklarla alakalıdır, yabancılarla alakalıdır. Felsefi konular, düşünsel konular, genel olarak fırsatları anlatan bir gezegen olduğu için Jüpiter'in hem Güneş'le olan üçgen açısı hem de düzgün harekete dönmesi esasında akıl, inanç, fikirler, özellikle Jüpiter Yay burcunda zaten felsefi konularla da alakalı. Dolayısıyla böyle bir dönemde hem Uranüs'ün geri harekete dönmesi hem Merkür'ün de tekrar Aslan burcuna geçiyor olması özellikle eğitim alanında, fikir alanında, belki ticaret alanında, görüşmeler konusunda, yani hayatın daha çok böyle hareket içeren, öğrenmeye yönelik konularını daha fazla destekliyor. Zaten bu dönemde bir süredir belki biriktirdiğimiz düşünceleri tekrar toparlayıp yeni planlar yapmak ya da o biriktirdiğimiz fikirleri bir araya getirmek ve fırsatları kullanmaya başlamak kolay olacak, daha kolay olacak gibi gözüküyor. Zaten hatırlarsanız bu dönemde Aslan Burcu'nda çok fazla gezegen birikimi var. Şimdi Merkür de onlara katılacak. Dolayısıyla 11 Ağustos'tan 29 Ağustos'a kadar olan dönemde fikirlerimizi göstermek amacıyla, sahneye koymak amacıyla, belki kişiliğimizi fikirlerimizle daha iyi ifade etmek amacıyla hareket edebiliriz. Yani böyle bir dönemde düşünsel konularda, fikir konusunda, eğitim konusunda, ticaret konusunda, genel olarak iletişim alanında daha pozitif, daha dışa dönük, kendine daha fazla güvenen bir dönemde olacağımızı, bunun da ay sonuna kadar, yani 29 Ağustos'a kadar da süreceğini söyleyebilirim. Kısa kısa tabii bunları yükselen burçlara göre de ifade edersek, yükselen koçlar için bu son derece yaratıcı, daha böyle eğlenceli, keyifli, aynı zamanda fikirleri ortaya koymak, biraz risk almak, sahneye çıkmak gibi konuları fazlasıyla destekliyor. Yani Jüpiter'in Yay'da olması, Güneş'in Aslan'da olması, Merkür'ün Aslan'a geçmesi bu dönemde gerçekten fikirleri zenginleştiriyor ve bir güven getiriyor. Yükselen boğalar böyle bir dönemde daha çok evde bir takım hareketlilik içinde olabilir. Belki evde meşgul olabilirler, evde çalışıyor olabilirler, evle ilgili, toprakla ilgili, belki gayrimenkullerle ilgili konular, belki evin içinde dediğim gibi meşgul olmak gibi bir hareketlilik söz konusu olabilir ve biraz da kendi kişisel düşüncelerine daha fazla çekiliyor olabilirler. Yükselen ikizler açısından bu dönemde çok hareket ve çevresel değişiklik var. Yani yazışma, konuşma, öğrenme, eğitim konuları, belki kardeşlerle ilgili konular. Yani özellikle
düşünce bakımından, zihinsel bakımından çok verimli bir dönem. Fikirleriyle de kendilerini çok daha güçlü bir şekilde ifade etme imkanına sahipler. Yükselen yengeçler daha çok parasal konuları, maddi konuları toplamak açısından, belki iş hayatındaki kaynakları daha iyi değerlendirmek açısından bir takım fırsatlar bulabilirler. Aynı zamanda iş fırsatlarını değerlendirmek, biraz kendilerine güven duymak, ne kadar para kazanıyorlar, yani biraz böyle iş hayatında kendi kapasitelerini kullanmaya çalışmaları faydalı olacak. Yükselen aslan açısından bu tabii oldukça kararlı olabilecekleri bir dönem. Çünkü kişisel anlamda, bireysel anlamda adım atmak, yeni başlangıçlar yapmak, belki bir süredir beklemiş olan konuları harekete geçirmek kolaylaşacak ya da yarım kalan bir şeyleri tamamlamak kolaylaşacak. Gerek eğitim açısından, gerek hareketlilik, kardeşler, zihinsellik, yani pek çok kafanın kullanıldığı yerlerde daha başarılı olunabilir. Yükselen Başaklar için ise bu dönem biraz karışık. Çünkü Başak zaten Merkür'ün alakalı gezi burcu ve Merkür'ün bu konumu bir takım gizli düşünceleri, belki geride kalmış olan konuları, arka planda olup biten şeyleri anlatıyor olabilir. Yani çok istikrarlı olmayabilir bu dönemde. Bazı kapalı şeyler olabilir, konuşmalar olabilir, fakat bunlar net olmayabilir, beklemede olabilir. Bir takım kararsızlıklar ya da yanlış değerlendirmeler de yapılabilir. Dolayısıyla böyle bir dönemde yükseleni Başak olanların kendi girişimlerinde ekstra dikkatli olmaları gerekiyor, hata yapmamaları açısından. Yükselen Teraziler kendilerini biraz daha gelecek konusunda pozitif hissedebilirler. Bu belki bir sosyal konu içinde olabilir, bir grup çalışması içinde, arkadaşlıklar içinde, bir katılım içinde olabilirler. Konuşmalar, ziyaretler yine artıyor olabilir. Yani sosyal alanda ve gelecekle ilgili belki de bir takım planları, projeleri ilerletmek açısından hareketlilik söz konusu. Yükselen Akrepler için ise bu dönem çok önemli. Zira Merkür onların kariyer evlerinde ve bu tabii mesleki konularda başarı getiriyor olabilir, daha fazla dikkat çekme getiriyor olabilir. Belki üstlerle ilişkilerde, diyaloglarda daha fazla ilerleme olabilir. Sorumlulukların arttığı bir dönem, iş hayatında konuşmaların, yazışmaların, hareketliliğin, ticaretin, belki alışverişlerin önemli olduğu bir döneme benziyor. Yükselen yaylar da böyle bir dönemde hareket, eğitim, öğrenme, yabancılar, hukuki konular, medya ile ilgili konular, çok hareketlilik içindeler. Yani tanınmak mümkün, daha fazla tanınmak mümkün, daha fazla şey öğrenmek, yeni insanlarla, yabancılarla bir araya gelmek daha hareketlilik getirecek, daha fazla fikir ve yenilik getirecek gibi gözüküyor. Yükselen Oğlaklar böyle bir dönemde biraz ortaklı konularla meşgul olabilirler. Yani bu bir miras konusu olabilir, belki bir yatırım konusu, parasal bir konu kafalarını daha fazla meşgul edebilir ama biraz da bazı fikirlerini kabul ettirmek konusunda çok rahat olmayabilirler. Belki bir kişisel çatışma da olabilir, belki gurur konusu yapabilecekleri bir durum, bir huzursuzluk durumu da söz konusu olabilir. Yükselen Sakalar böyle bir dönemde tabii daha çok ilişkilerini nasıl yönetiyorlar, evlilik konusunda, ortaklı konularda, anlaşmalarda nasıl hareket ediyorlar, bu biraz hassas bir döneme benziyor. Böyle bir dönemde başkalarının kurallarına göre hareket etmek söz konusu olabilir. Bir takım değerlendirmeler, muhasebeler yapmak gerekiyor olabilir. Bazı kararlar, bazı değişiklikler söz konusu. Yani bir bakış açısını gözden geçirecekleri bir dönemdeler fikir düzeyinde. Son olarak balıklara baktığımızda balıklar da
çok çalışma ve zaten bu dönemde iş hayatında çok hareketli balıklar ve mesleki alanda özellikle çalışma ortamını ilgilendiren konularda tüm enerjilerini, tüm yüreklerini, tüm yaratıcılıklarını mesleki konulara odaklamış durumdalar. Belki bu dönemde bu konuları tamamlama imkanı olabilir. Yani tam olarak belki bir hazırlıkta olan şeyleri bir araya getirmek ve bir takım işleri sonuçlandırmak, belki çalışma ortamında insanlarla ilişkileri, belki buralarda yeni kararlar da biraz uğraştıran konular, bazen sağlıkla ilgili konular da gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Sizlere bu hafta bu 11 Ağustos civarındaki hareketlilikten bahsettim. Dediğim gibi Jüpiter düzgün harekete dönüyor, Merkür Aslan Burcu'na geçiyor, Uranüs de geri harekete geçiyor. Bütün bunlar bize bu süreçte özellikle Ağustos'un 11'i civarında böyle kafamızı canlandıran, düşüncelerimizi yenileyen, belki bizi daha üst noktalara çıkaracak yeni fikirler de elde edebileceğimizi, biraz da fırsatları kollamanın da imkan dahilinde olduğunu gösteriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.